أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنك كنت بنا بصيرا وأفوض أمري إلا الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لشأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وذلع الدين وغلبة الرجال اللهم أنت عدودي وأنت نصيري بك أجول وبك أسول وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah cümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin. Allah Azimüşşan hakkı hak olarak tanıtıp, hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıttırıp, ondan uzaklaşmayı nasip ve müyesser eylesin. Evet, Besmele ile ilgili şöyle bir şiirle başlamak istiyorum inşallah. Bütün hayırların başı besmeledir. Bunu bilenler çok az bilmem nedendir. Besmelesizler şeytana olur maskara. Yatarken, kalkarken, yerken benziyor hayvanlara. Besmelesizlerin sofrasında şeytan semizler, amelleri götürür, sevapları temizler. Sofranın kırıntılarını şeytana bırakma. Zayıflat o melunu, ona aldanma. Besmelesiz her işin sonu hüsrandır, vesveseyi sana veren melun şeytandır. Müminin sofrasında besmeledir başır, hamd ile bitirir şeytana bırakmaz aşı. Helaya girerken şeytana yer bırakma, o ezadan Allah'a sığınmayı unutma. Yatağına girerken besmeleyi unutma, şeytan seni hak yoldan uzaklaştırır unutma.
ehline gidersen besmeleli kalkan ile var, vermesin o mel'un zürriyetine zarar. Besmele şeytanı eder tarumar, her mümin besmele ile şeytana bir tokat atar. Besmelesizler şeytana olur maskara, besmeleyi ihmal ile benziyor hayvanlara. Huzuri ilahiye gider yüzü kara, sarıl besmeleye daha gitmeden mezara. Kur'an'ın aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kur'an'ın her suresinde besmele vardır. Kendi adıyla anılsın müminlere ihtardır. Besmele-i şerife her derde devadır. O Rahman ve Rahim ismi Huda'dır. Besmele ile işine başlayan her mümin, yeryüzü olur ona geniş zemin. Bütün korkulardan olur emin, bu müjdeyi veren Cibril-i Emin. Besmele şeytana karşı kalkandır, nikahsız nice insanlar veledi zinadır. Ahir zaman alameti bina ve zinadır, zina Allah'ın emrine karşı isyandır. Euzu besmeleyi devamlı oku ver karar, o mel'un şeytandan sana gelmez zarar. O duydukça kaçmak için yer arar, mübarek bir kelimedir ona ok gibi saplar. Besmele her işte bereketin başıdır, müminin hem katığı hem de aşıdır. Berzah aleminde onun yoldaşıdır, müminin hem gözü hem de kaşıdır. Besmele Kur'an'ın bir ayetidir, müminin hem kemiği hem de etidir. Hem tadı hem lezzetidir, mümine Allah'ın bir rahmetidir. Suyu içerken besmele ile başla, hemen kafaya dikme yavaş yavaşla. Acele etme üç kere tekrarla, senden razı olur alem-i huda. Yazı yazarken besmele ile yaz, besmelesiz yazılar sevap olamaz. Katip melekleri nazara almaz, bereketle donanır besmele ile yaz. Evinde çıkarken de ki bismillah, sonra de ki la havle ve la kuvvete illa billah. Bütün işini kolaylaştırır Allah, yeminle söylerim ki vallah ve billah. Bineğine binerken o mübarek sözleri tekrarla, dilin hep alışık olsun devamlı tekrarla. Mümine yakışan budur devamlı tekrarla, bütün hayırlı işlerinde tekrarla. Sakın ola ki günah ve masiyete besmele çekme. Sakın ola ki bilmeden Rabbine isyan etme. Tevbesiz bir cesed ile Rabbine gitme. Dilin hakkı konuşsun, dilsiz şeytan gibi Rabbine gitme. Evet. Bu da güzel bir şey oldu inşallah. Şimdi geçen abdestin sünnetlerinin delillerinde kalmıştık değerli kardeşlerim. Besmele'nin deliliyle ilgili hadisi okuyorum. Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan rivayet ediyor. Şöyle rivayet ediyor. Ashabtan bazıları abdest için su aradılar. Fakat bulamadılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında su olan var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kap getirildi. Hazreti Peygamber elini su kabına soktu ve haydi Allah'ın ismiyle abdest alın dedi. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyerek abdest alın dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarının arasından su fışkırdığını gördüm. Bütün sahabeler abdest aldı. Sayıların 70 kişiye yakındı. Sayıları da 70 kişiye yakındı. Evet. Bu da dolayısıyla peygamber mucizelerinden bir mucizedir aynı zamanda. Ve abdestin de delilidir yani. Besmele'nin de delilidir. Kaba daldırmadan önce ellerini 3 kere yıkamanın delili. Hani metinde okumuştuk ya. İnşallah şimdi sıra o konuya gelecek. En sonunda onu bir tekrar bir gözden geçireceğiz inşallah. Ebu Hüreyre radıyallahu anhu'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçinizden biri uykusunda uyandığı zaman
elini suyun içine yani kabına sokmadan evvel yıkasın. Yani uykuda uyanır uyanmaz elleri yıkamadan herhangi bir kaba sokma, kaba sokmasın. Çünkü hiçbiriniz uykudan elinin nerede gecelediğini bilemez. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anhu'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdesti soruldu. Abdullah içinde su bulunan bir kap istedi. Onların öğrenmeleri için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdesti gibi abdest almaya başladı. Önce su kabından eline su dökerek 3 defa ellerini yıkadı. Sonra avucuyla kaptan su alarak yüzünü yıkadı. Sonra kollarını dirseklerle beraber yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra ayaklarını topuklarla beraber yıkayarak abdestini bitirdi. Sonra dedi ki, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı abdest budur. Mazmaza ve istinşakla ilgili delil. Osman bin Affan'ı şu halde görmüştür. Osman bir defa, Hazreti Osman radıyallahu anh, bir defa bir su kabı istedi. Müteakiben avuçları üzerine 3 defa su döküp onları yıkadı. Sonra sağ elini kabın içine sokup su alarak ağzını çalkaladı ve burnuna su verdi. Talha radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ağzına ve burnuna ayrı ayrı su verirken gördüm diyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz abdest aldığı zaman burnuna su alsın. Sonra dışarı atsın. Başka bir hadiste ise şöyledir. Abdest aldığı zaman ağzına su ver. Başın tamamını meshetmekle ilgili deliller. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'un rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdesti nasıl aldığını tarif ederken şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ellerini başın ön tarafından başlayarak ensesine kadar götürüyor ve sonra ellerini gerisin geriye ilk başlangıç yerine kadar getiriyordu. Geçen göstermiştim. Şöyle tutuyorsunuz. Şuradan şöyle yani kaplama mes. Şöyle geriye tekrar geriden de aynen geldiği yere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapıyordu. Evet. Yeni su ile kulağın içini ve dışını meshetmenin delili. El-Mikdam bin Madi Kerib radıyallahu anhu'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başını, kulaklarının içini ve dışını meshetti dedi. Diğer bir hadis-i şerifte Er-Rubeyi binti Muavviz bin Afra radıyallahu anhu'nun rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem abdest almış iki şehadet parmağını kulak deliklerine sokmuştur. İki şehadet parmaklarını kulak deliklerine sokmuştur. Şu şehadet parmakları malumunuz. Hocam onu kaldırabilirsiniz. Evet. Kalın gür sakalı hilallemenin delili. Hani metinde geçmişti ya. Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken bir avuç su alır, o suyu çenesinin altına vererek sakallarının arasına akıtır ve işte aziz ve celil olan Rabbim bana böyle emretti dedi diye buyurdu. Avucuna su alır, çenesinin altına şöyle sık sakal için tabii bu normal sakal için gerekmez. Zaten normal sakal avucuna suyu aldığı zaman o sakalın altına kadar gidiyor o su. Fakat sık sakal için mesela avucunu aldığında şöyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arıyor böyle akıtıyor. İşte aziz ve celil olan Rabbim bana böyle emretti diye buyuruyor. Diğer bir hadis-i şerifte ise İbn-i Adi radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis ki bu rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakallarının iki eliyle hilallediğini beyan ediliyor. Yani mesela iki eliyle şöyle hilallıyor mesela. Şöyle geçiriyor, böyle yapıyor, hilallıyor iki eliyle. Eğer sakal seyrek olursa
O zaman suyu geçirmek vacip olur. Eğer seyrek olursa suyu geçirmek vacip olur. Kadının sakalı veya hünsanın sakalı, hünsa yani kadın ve erkekliği belli olmayan, kadın zaten kadındır, hünsa da yani ne erkek olduğu bellidir ne kadın olduğu bellidir. Buna hünsa deniliyor. Hünsanın sakalı seyrek olan erkek gibi suyu geçirmesi lazımdır. Mesela bazen oluyor öyle insanlarda, o da mesela efendim seyrek sakal olan erkek gibi suyu altına kadar geçirmesi lazım ki bu vaciptir. Evet, ellerin ve ayakların parmaklarını ovmakla ilgili deliller. İnşallah elinizde kalem ve defteri eksik etmeyin. Çünkü kalem ve defteri eksik olan bir mücahit, bir mücahidin durumuna benzer. Savaşa çıkan silahsız bir mücahit. Şimdi bir mücahit silahsız savaşa çıkar mı? Mutlaka düşman tarafından avlanır. Biz de şeytan tarafından avlanmamak için, çünkü yazı bir şey yazıya dökülüp not alındığı zaman kafada da hazinde kalır. Onun için inşallah sizlerden ricam, devamlı elinizde bir efendim kalem, bir defteriniz olsun. Hiç akla gelmeyen bir şeyi not alırsınız, efendim o notu birine ulaştırırsınız, zamanca mesela o notu gözden geçirirsiniz, o zaman bilgi üstüne tazelenme olur. Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığı zaman eline bir avuç su alır, bu suyu sakallarının arasına parmaklarıyla ovar ve parmaklarını çenesinin altında bulunan sakallarının arasına sokardı. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elleri ve ayakları, gerek ellerin parmakları gerek ayakların parmakları şu şekil mesela ovalardı efendim, ayakları da yine hakeza, sakalı da efendim yine sık sakal olduğu zaman böyle hilallerdi. Diğer bir hadis-i şerifte ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeyd Abdullah bin Zeyd'in Hazreti Peygamber'in nasıl abdest aldığını anlattıktan sonra kollarını sıvayarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alış şeklini yaparak gösterdi. Evet. Önce sağ ve sonra sol azayı yıkamanın delili. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Abdest aldığınız zaman önce sağ taraftan başlayınız. Önce sağ tarafta başlayınız. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anamızdan rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayakkabı giymesinde, taranmasında, temizlenip abdest almasında ve bütün hallerinde sağdan başlamak onun hoşuna giderdi. Evet. Azaları üçer kere ara vermeden yıkamanın delili. Ahmet abi buyur şöyle. Yer var buyurun. Azaları üçer kere ara vermeden yıkamanın delili. Hoş geldiniz. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste abdest nasıl alınır sorusu üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kap istedi. Üç kere ellerini, üç kere yüzünü, üç kere kollarını yıkadı. Başını meshetti, şehadet parmaklarını kulaklarına sokarak uçlarıyla dışını meshetti. Daha sonra ayaklarını üçer kere yıkadı, daha sonra abdest böyle alınır dedi. Abdestin sünnetleriyle ilgili fıkıh kitaplardaki kaynakların yerlerini, sayfa numaralarını ve ciltleri, bunlar çok uzun zaman aldığı için bunu söylemeyeceğim. Bu bayağı bir efendim o kaynakları okumayacağım ama oku diyen arzu ederse okurum. Evet, şimdi biz 4. bölümde abdestin farzları ve sünnetleri ile ilgili konuyu işlemiş olduk. Şimdi şurada efendim bir konunun kafada diri dinç tutulabilmesi için metinde sadece metin içeriğiyle ilgili şeyler tekrar bir tazelenmesi bakımında şöyle abdestin şartları kaçtır ve nelerdir? Cevap, abdestin farzları metinde kaç tane okumuştuk? 6 tane demiştik. 1- Yüzü yıkarken niyet etmek. 2- Yüzü yıkamak. 3- Elleri dirseklerle beraber yıkamak. 4- Başın bir kısmını meshetmek.
5 ayakları topuklarla beraber yıkamak, 6 tertip yani zikredilen şekliyle yapmak. Abdestin sünnetleri kaç tanedir ve nelerdir? Abdestin sünnetleri 10 tanedir. Biz teferruatı daha önce görmüştük. Gördüğümüz için bunları tekrarlamıyoruz. Abdestin sünnetleri 10 tanedir. 1. Besmele ile başlamak. 2. Ellerini kaplara daldırmadan önce yıkamak. Bunların delilini okuduk az önce. 3. Mazmaza, ağza su vermek. 4. İstinşak, buruna su vermek. 5. Başın tamamını meshetmek. 6. Yeni su ile iki kulağın içini ve dışını meshetmek. 7. Kalın gür sakalı hilallemek. 8. Ellerin ve ayakların parmaklarını ovmak. 9. Önce sağ azayı sonra sol azayı yıkamak. 10. Azaları üçer kere ara vermeden yıkamak. Yani peş peşe aralıksız yıkamak. Evet. Hitamuhu misk ve fi zalika felyetenafesil mutenafisun. Onun sonu misktir. Bundan imrenecekler imrensin. Mutaffifun suresinin 26. ayetinde bu ayet geçiyor. Evet. Şimdi geldik istinca ile ilgili efendim bölüme. İstincanın lügat ve istilah manaları. Burayı iyi dikkat edelim. Belki kelime olarak bize yabancı olabilir ama fakat bilinmesi gereken olan şeylerdir. İstincanın lügat manası, istinca dışkısını yani insan dışkısının giderilmesi. Çok af buyurun. Sidik ile çıkış yerlerindeki necaseti temizlemektir. Eziyetten kurtulma manasına da gelir. Yani istincanın lügat manası insan dışkısının giderilmesi, sidik ile çıkış yerlerindeki necaseti temizlemektir. Eziyetten kurtulma manasına da gelir. Evet. İstincanın istilah yani şer'i manası necasetin su gibi bir şeyle yok edilmesi veya taş gibi bir şeyle azaltılması. Yani bu efendim suyla o necaset giderildiği gibi taş ile de temizlenir. Bir şeyle azaltılması. Yani taş temizlik ile için taş veya suyun kullanılmasıdır. Yani en güzeli zaten metinde gelecek. En güzeli önce taş sonra su ile kullanmak. Efendim şayet efendim taş olmadığı bir yerde, taşın olmadığı bir yerde efendim su işi taş diyorum. Suyun olmadığı bir yerde sade 3 taşla yetinilir. Evet, geliyor zaten. Temizlik için taş veya suyun kullanılmasıdır. Yahut da kan gibi mezi ve vedi nadiren de olsa çıkan her necasetin hemen değil de ihtiyaç duyulduğunda su ya da taşla temizlenmesidir. Yani kısa bir ifadeyle efendim istincanın lügat ve istilah manaları buydu. Tekrar isterseniz bir şey yapayım. İnsan yani istincanın lügat manası insan dışkısının giderilmesi, sidik ile çıkış yerlerdeki necaseti temizlemektir. Eziyetten kurtulma manasına da gelir. İstilah manası ise necasetin su gibi bir şeyle yok edilmesi veya taş gibi bir şeyle azaltılması. Yani temizlik için taş veya suyun kullanılmasıdır. Evet. İstinca eden eziyetten kurtulduğu ve çoğu kez yüksek arazilerin arkasına gizlenip yaptığı için istilahta bu ismi almıştır. İstinca eden eziyetten kurtulduğu için ve çoğu kez yüksek arazilerin arkasına gizlenip yaptığı için istilahta bu ismi almıştır. Mesela bir insan istinca yapmak isterse ne yapar? Yüksek bir araziye veya bir yere gider gizlenir. Öyle mesela yapar. Herkesin efendim göz önünde değil. Yani bu eziyetten kurtulma olduğu için bu ismi almıştır. Şimdi bunların yanı başında istinca olduğu gibi bir de ayrıca isticmar var yani kelime olarak. Burada mesela her ne kadar şey olarak birbirlerine yakınsa da fakat yani kelime olarak değişiyor. İsticmar taş vesaire gibi bir şeyle giderilmesidir yani.
taş gibi herhangi bir şeyle gider, bir af buyurun pisliği gidermek yani. Aslı cemerat, taşlar olan bir kelimedir. İsticmarın aslı cemerattır. Yani taşlar olan bir kelime, efendim bir yani bir şeyin çoğunluk olarak taşlar ismi alan bir kelimedir. Bir de istibra. İstibra var. İstibra nedir? Eserin kayboluşundan. Neyin eseri? Af buyurun, pisliğin eseri. Eserin kayboluşundan emin olana kadar çıkan pislikten kurtulmanın, yani temizlenmenin ya da çıkış yerinin sidiğin akıntısının kalmamasının istenmesi. Buna da istibra deniliyor. Eserin kayboluşundan emin olana kadar temizlemek, çıkan pislikten kurtulmanın yani temizlenmenin ya da çıkış yerinin sidiğin akıntısının kalmamasının istenmesi. Bunun adına istibra diyoruz. İstinzah bir de var. İstinzah nedir? Pisliklerden uzaklaşmayı isteme demektir. İstibra manasındadır. Yani pisliklerden uzaklaşmayı isteme demektir. İstibra manasındadır. Bir de istinka. İşte mesela bunları yani kelime olarak, şey olarak yani ufak bir not alsanız çok faydalı olur. İstinka, temizliği isteme demektir. İstinca durumunda kalçanın taş ya da su kullanarak parmaklarla ovulması kastedilir. Bunun adına da istinka denilir. Bütün bu vesilelerle necasette temizlenmek içindir. İstinkay mı? Temizliği isteme demektir. İstinca durumunda kalçanın taş ya da su kullanarak parmaklarla ovulması kastedilir. Bunun adına da istinka. Evet. Bütün bu vesilelerle necasetin temizlenmesi içindir. Sidik akıntısının eserinin giderilmesinde emin olmadıkça abdeste başlamak caiz değildir. Şimdi bu metinle, bu efendim konuyla ilgili metni okuyorum. 5. fasıl. Vel istinca'u vacibun minel bevli vel gâiti vel eftalu en yestenciye bil ahcari ثم يتبعها بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحلة فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويستنجب البول والغائطة في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق وظل وثقف وثقب ولا يتكلم على البول والغائط ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. Evet. Şimdi bu göreceğimiz dersin efendim metni idi. Şimdi bu metnin kısa bir kelime manasını okuyacağım. Ondan sonra konumuzun işlenmesine geçeceğim inşallah. Evet. 5. fasıl. Vel istinca'u. İstinca. Az önce istincayı okudum. Vel istinca'u nedir istinca? Vacibun vaciptir. Neden? Minel bevli vel gâiti. Minel bevli, bevlden, sidikten. Vel gâiti, büyük pislikten, af buyurun. Gâiteden. Vel eftalu, eftal olan, yani efendim istincanın eftal olanı, yani eftal olan nedir? En eğer yestenciye İstinca eder neyle? Bil ahcari, taşlarla. Taşlarla istinca eder. Thumme, ondan sonra yutbi'aha, tabi olur. Neyle? Bil ma'i, su ile. Yani eftal olan önce taşla, sonra önce taşla af buyurun pisliği temizlemek, sonra su ile yıkamak.
en eftal, en güzel efendim abdest yani bozma şekli budur. Ve yecuzu caiz olur. Ne caiz olur? En eğer ya kutasira. Eğer kısaltırsa. Nasıl kısaltırsa? Yani su veya taş ile yaparsa. Yapması caizdir. Neyin üzerine? Alel ma'i suyun üzerine. Yani taşı bırakırsa da suyu yaparsa caizdir. Ev veya ala selâfeti ahcârin veya suyla yapmaz, suyun olmadığı bir yerde efendim ala selâfeti ahcârin üç taşla yapar. Ev veya ala üzerine, neyin üzerine? Selâfeti ahcârin üç efendim taş üzere, üç taşla yani. Yunkî kaldırılır, temizlenir. Neyle? Bihinne. Bihinne onlarla, yani o taşlarla. O taşlarla kaldırır. Neyi kaldırır? Bihinnel mehalle. Yer kaldır yani, çok af buyurun. Dübür. Yani dübürden o taşlarla o pisliği temizler. Feiza ne zaman ki erade. İsterse, dilerse. Neyi dilerse? Eradel iktisara. Kısaltmayı dilerse. Neyin üzerine? Ala ehadihima. Ala üzerine neyin? Ehadihima. O ikisinden birisinin üzerine. Yani mesela suyu veya taşı. Felma'u eftal. Eğer seçimi mesela su ile taş mesela arasında kısaltarak seçerse eftal olan sudur. Felma'u eftalu. Yani eftal olan suyla yapmak, taşla değil. Ve yectenibu sakınır. Neden sakınır? Yectenibul istikbale. Yectenibul istikbale. Yönelmekten sakınır. Nereye? El kıblete. Kıbleye yönelmekten sakınır. Yani büyük veya küçük abdesti bozarken kıbleye yönelmekten sakınır. O tarafa dönmez. Ve istidbariha. Ve arkasını da çevirmez yani. Nereye? Ha o kıbleye. Ona yani o kıbleye. Nerede? Fissahra'i. Sahralarda, açık alanlarda. Açık arazilerde. Fissahra'i. Tarlalarda, açık arazilerde. Bu durumda olmaz. Ve yectenibu. Yine sakınır. Neden sakınır? Yectenibul bevle. Bevilden sakınır. Sidikten sakınır. Daha velgayte. Veya büyük pislikten sakınır. Yani büyük pislikten veya küçük pislikten af buyurun sakınır. Nerede? Filmai suda. Hangi suda? Filmai rakidi. Durgun suda. Durgun suda büyük veya küçük abdesti bozmaktan sakınır. Daha nerede? Ve tahta şecaratil musmira. Ve tahta altında. Neyin altında? Şecareti tahta şeyin ağacın altında. Hangi ağaç? Musmira. Meyveli yani meyve veren ağacın altında. Ne yapar? Onu da efendim o tür yerlerde de mesela büyük veya küçük abdesti yapmaz. Daha nerede? Fuvafit tariqi. Yollarda, caddelerde, sokaklarda. Daha nerede? Vazilli. Gölgeliklerde. İnsanların gölgeliklerde oturduğu yerlerde. Daha ve la yetekellemu. Burada bitti. Ve la yetekellemu. Konuşmaz. Neyin üzerine konuşmaz? Alel bevli vel gaiti. Ala üzerine neyin? El bevli. Bevli yaparken. Vel gaiti. Büyük abdest bozarken. Büyük veya küçük abdesti bozma esnasında ne yapmaz? Konuşmaz. Ve la yestekbilu. Yine dönmez, yönelmez. Nereye? Yestekbilu şemse. Güneşe ve kamera aya. Güneşe ve aya da efendim yönelmez. Ve la yestedbiruhuma. Arkasını çevirmez. Hüma o ikisine yani o güneşe ve aya. Yani gerek güneşe gerek aya efendim önünü ve arkasını çevir. Mesela abdest bozarken çevirmez. Evet. Şimdi burada bu metnin Arapçasıydı. Okuduk. Şimdi burada efendim metnin toplu manasına geçiyoruz. Ve konumuzun işlenmesini devam ediyoruz inşallah. Şimdi birinci
mesela bu bölümün istinca hükmüyle ilgili meseleye bakıyoruz. Önce metnin efendim toplu manasını okuyayım, ondan sonra o konuyla ilgili açıklamasına geçeceğiz. Büyük ve küçük abdesti bozarken temizlenmek vaciptir. Büyük ve küçük abdesti bozarken temizlenmek vaciptir. Çünkü en-nezafetu nisful iman. Temizlik imanın yarısıdır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Temizliğin olmadığı yerde, abdestsizliğin olmadığı, abdestin olmadığı yerde namaz olmaz. Temizliğin en eftal olanı önce taşla, sonra suyla yıkanmaktır. En eftal olanı önce taşla, sonra suyla yıkanmaktır. Kısa yoldan temizlenmek ise, metinde geçti ya, bu metnin şeyidir, toplu manasıdır. Kısa yoldan efendim temizlenmek ise yalnız su ile veya taş, üç taş ile temizlenmek caizdir. Yani efendim iki şekilde seçmek de mümkündür. Kısaltmak istersen, istersen efendim üç taş kullanarak efendim kısaltırsın, istersen suyu kullanarak yaparsın. Ama ikisini beraber yapmak en eftal olanı odur. Eğer ikisinden su ve taş ile birisini kullanmak isterse eftal olan suyu kullanmaktır. Mesela efendim su ile taş arasında bir seçim yapmak zorunda kaldıysa şayet. Mesela yani mesela ya suyu mu kullanayım, taşı mı kullanayım? Efendim bu ikisi arasında seçim yapmak zorunda kaldıysa eftal olan sudur. Evet. Kıbleye karşı önünü ve arkasını çevirmenin mekruh oluşu. Büyük ve küçük abdesti bozan, sahralarda, çöllerde, açık yerlerde kıbleye karşı önünü ve arkasını çevirmekten sakınsın ve ayrıca durgun sularda, göl ve havuz gibi yerlerde büyük ve küçük abdesti de bozmasın. Yollarda, caddelerde, sokaklarda, umuma ait yerlerde ve halkın genellikle gelip geçtiği ve alışveriş yaptığı yerlerde büyük ve küçük abdesti bozmaktan sakınmalıdır. Meyve veren ağaçların altında büyük ve küçük abdesti bozmaktan sakınmak. Gölgeliklerde, çünkü çoğu zaman bu gölgeliklerde insanlar gölgelenirler. Çatlak deliklerde defi hacet yapılmaz. Defi haceti yapan kişi o ihtiyacı giderme esnasında konuşmasın. Güneş ve aya karşı defi hacet esnasında önünü ve arkasını ikisine de çevirmesin. Yani gerek güneşe gerek aya. Evet. Şimdi burada bununla ilgili açıklamasına geçiyoruz. İstincanın hükmü. Evvela bu nedir, ona bakacağız. Şimdi istincayı daha önce gördük. Burada yine bir dipnot var. İstinca helâ ihtiyacı ve defi hacetle ilgili konuları içerdiği için bu isim verilmiştir. Helâ ihtiyacını karşılayan biri nasıl temizlik yapılır ve nelere dikkat edilmesi lazım gelen konuları açıklar. Yani istinca bölümü bu konuyu açıklar. Şimdi bunun Hanefilere göre normal durumlarda necaset çıkış yerini aşmadıkça, necaset çıkış yerini aşmadıkça Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmasına ve şu hadisine binaen erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Yani necaset çıkış yerini aşmadıkça, yani çok af buyurun, bazen mesela insan mesela necaseti biraz bozuk gelir, mesela sulu gelir. O sulu esnasında mesela ne yapar? O çıkış yerleri aşar. O çıkış yerleri aşmadıkça diyor Hanefi fukahasına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim diyor devamlı yapmasına ve şuna binaen, şu hadisine binaen erkek ve kadınlar için müekked bir sünnettir. İsticmar eden tek sayılı yapsın. Yani taşla yapan tek sayıyla yapsın. 1, 3, 5, 7 yani ne kadar efendim tek sayıyla olan efendim temizlikte efendim şey yap, mesela kanaat ettiği kadarıyla yapmasına bir sakınca yok.
Evet, tek sayılı yapsın. Yapan güzel yaptı, yapmayana günah yoktur diyor. Yapan güzel yaptı, yapmayana da günah yoktur. Yani taşla efendim, yapan mesela taşla, işte metinde geçtiği gibi taşla suyla beraber yapmakta en eftal olandır. Efendim sadece taşı veya suyu kullanmakta, efendim sadece diyelim ister taş kullanır ister suyu kullanır. Bunu yapana da yapana mesela güzel yaptı, yapmayana da günah yoktur. Necaset çıkış yerini geçer. Şayet necasetin bu mesela durum nedir? Necaset çıkış yerini geçmediği hallerde böyledir. Yani bu tür temizlik Hanefi mezhebine göre. Necaset çıkış yerini geçer ve bu miktarda dirhem kadar ise suyla giderilmesi vacip olur. Yani eğer o necasetin o çıkış yerinde daha fazla da yayılırsa efendim o yayılmasından ötürü suyla bunu gidermek vaciptir. Taşla olmaz. Dirhem miktarını aşarsa su ile yıkanması farz olur. Dirhem miktarında ise vaciptir. Dirhem miktarından fazlası ise efendim farz olur. Hanefilerin dışındaki cumhura göre yani ulemanın çoğunluğuna göre sidik, mezi ya da idrar gibi iki yoldan çıkan her mutat şey için istinca ve isticmar gerekir. Sidik, mezi ya da idrar gibi iki yolda çıkan her mutat, her olan yani gerekli olan şey için istinca ve isticmar gerekir. Yani taşla taş yapmak gerekir. Cumhur ulemaya göre. Mesela Hanefilere göre bir farklılık vardı. Nasıldı? Efendim, şayet çıkış yerini aşmadıkça taşla. Eğer çıkış yerini bir dirhem aşarsa suyla yıkamak neydi? Vacipti. Eğer bir dirhemden fazla ise yıkamak nasıl olurdu? Farz olurdu. Bunun dışındaki Hanefilerin dışındaki cumhur ulemaya göre, yani Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre efendim sidik, mezi ya da idrar gibi iki yolda çıkan her mutat şey istinca ve isticmar gerekir. Yani her iki mesela şey içinde üç mezhebe göre efendim taş da su da gerekir. Ulemanın ittifakı ile uyuyana veya yer çıkarana istinca gerekmez. Yani bu hususta efendim şey var, ittifak var ulema arasında. Uyuyan için veya çok af buyurun yel çıkaran için, yani bu durumda istincaya gerek yok denilmiştir. Taş ya da yaprakla vesaire istincanın şartları, yani taş veya yaprakla diyelim. A, çıkan pislik kurumuş olmalıdır. Mesela diyelim ki bir şeyi yani taş veya yaprakla yapmak için bunun şartları nedir? Taş veya yaprakla bunun şartları: A, çıkan pislik kurumuş olmamalıdır. Kurumuş olmamalıdır. Çünkü kurumuşsa çıkmaz. Kurumuş ise suyla yıkamak gerekir. Yani onun şartlardan birisi de bu. Yani taşla yapmanın veya yaprakla yapmanın. B, çıkarken ve durduğu değdiği yerden başka bir yere geçmiş olmamalı ya da alanını ve sünnet mahalini aşmamalıdır. Bak dikkat buyurun, burada çok önemlidir. İkinci efendim şartı, çıkarken ve durduğunda değdiği yerden başka bir yere geçmiş olmamalı. Yani çıkış mahallinden başka bir yere geçmiş olmamalı. Ya da alanını ve sünnet mahallini aşmamalı. Ya alanını, yani af buyurun makat alanını sünnet efendim önden de sünnet mahallini aşmamalı. Oradan koparak ayrılır. Mesela sünnet mahallini aşar veya efendim dübürün mesela çıkış yerini aşarsa ayrılır ve başka yere bulaşırsa ittifakla su gerekir. Şayet böyle bir durum olursa bu efendim ulemanın ittifakıyla bu efendim istinca olmaz,
su gerekir. Çünkü o mahalli aşmıştır. O mahalli aştığından ötürü ancak mesela onun temizlenmesi su ile olur. Temiz veya pis başka bir yaş bir şey ona değmemelidir. Temiz veya pis başka bir yaş ona değmemelidir. Kuru ve temiz bir şey değerse tesir etmez. Kuru ve temiz bir şey değerse tesir etmez. Çıkan şey malum ferc yolunda olmalı. Yani çıkan bir şey bilinen ferc yolunda olmalı. Yani bunun dışında olmamalı. Malikilerin dışındakilere göre hayız ve nifas kanının silinmesinde yaprak vesaire yeterli olur. Malikilerin dışındakilere göre yani efendim hayız ve nifas kanının silinmesinde yaprak vesaire yeterli olur. Şayet mesela işte diyelim pamuk gibi buna benzeyen herhangi bez gibi bir şey bulunmadığı yerlerde efendim yaprakla temizlenmesi yeterli olur. Nitekim Şafiilerin azharı olan yani zahir görüşe göre ve Hanbeliler de ve Hanefiler de kan, vedi ve mezi gibi çıkışı nadir olan, çıkışı çok az görülen şeylerde ya da çıkan şeyin insanların normalinin üstünde yayılması halinde taş yeterli olur. Bu tür efendim durumda taş yeterli olur. Dikkat edin, buyurun yine izah ediyor, tekrarlıyorum. Şafiilerin azharı olan, yani Şafiilerde zahir olan görüşe göre ve Hanbelilerde ve Hanefilerde kan, vedi ve mezi gibi çıkışı nadir olan, yani çıkışı çok az olan şeylerde ya da çıkan şeyin insanların normalinin üstünde yayılması halinde taş yeterli olur. Yani bu tür şeylerde efendim normal haliyle efendim taş buna bu temizlik için yeterli kalır. Malikilere göre hayız ve nifas kanından dolayı taşla isticmar caiz değildir. Malikilere göre efendim hayız ve nifas kanından dolayı taşla isticmar caiz değildir. Yani taşla efendim temizlik caiz değildir. Hayız ve nifas kanından dolayı. Bunun kaynağı İslam Fıkhı Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 38. Taşların veya yaprak vesaire şeylerin üçlenmesi Hanefi ve Malikilere göre menduptur. Mesela taşların veya yaprak gibi şeylerin mesela 3 taş olarak veya 3 yaprak olarak kullanması Hanefi ve Malikilere göre menduptur. Şafii ve Hanbelilere göre de vaciptir. Bakın taşların veya yaprak gibi şeylerin üçlenmesi, üç olarak kullanması Hanefi ve Malikilere göre menduptur. Şafii ve Hanbelilere göre de vaciptir. Taş veya vesair ile istincanın caiz olması için 5 şart vardır. Taş vesair ile istincanın caiz olması için 5 şart vardır. Az önce geçti. Bu mesela biraz daha kısaltılmış bir vaziyetiyle. A. Kuru. B. Temiz. C. Pislik giderici olmalı. Eziyet vermeyen. D. Yenmesi ya da başkasının hakkı sebebiyle hürmet edilmesi gerekmeyen şeyler. Hürmet edilmesi gerekmeyen şeyler. Şafiiler kuru otla istincayı caiz gördüler. Cumhur ise caiz değildir dedi. Şafiiler ayrıca kuru otla efendim istincayı caiz görmüşler. Cumhur uleması ise bunu efendim caiz görmemiştir. Kimdir bu Şafiiler dışındaki? İmam Ebu Hanife'ye göre, İmam Malik'e göre ve İmam Ahmed bin Hanbel'e göre. Bu üç mezhepte efendim caiz, cumhur ulemaya göre caiz değildir. Şafiiler sade efendim kuru otla istincayı caiz görmüşler. Evet. Bunun şimdi bir de bu şeyle ilgili mesela hani
efendim güneş ve aya karşı abdest bozarken mekruh denilmişti ya. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi ise güneş ve ayın kutsal birer varlık oluşundandır. Yani hürmeten ona yönelmemek gerekir. Bu da inanan bir insanın bu olan varlıklara karşı önünü ve arkasını çevirmeden abdestini bozan o kişinin İslami bir terbiye ve edepten oluşundandır. Bu ikisine güneş ve aya defi hacet esnasında yönelmek mekruhtur. Lakin İmam Nevevi Ravza ve Şerh-i Mezhep kitaplarında ikisine de yönelmenin mekruh olmadığını söyler. Mekruhtur diyenler de var. Efendim demeyen yani mekruh değildir diyenler de var. Şerh-i Vasit isimli kitabında da yönelmek ve yönelmemek ise mübahtır. Yani İmam mesela Nevevi diyor ki efendim ikisine de yönelmek mekruh değildir diyor. Şerh-i Vasit kitabında da gerek yönelmek gerek yönelmemek her ikisi de mübahtır. Yani günaha insan yönelse de yönelmese de günaha girmez. Tahkik isimli kitabında ise yönelmenin mekruh olduğunu söyler. Efendim yani mesela burada bir ihtilaf varsa mekruhiyeti efendim konu eden bir efendim ulema içtihadı varsa yönelmemek en güzeldir. Evet. Burada da Şerh-i İbn Kasım kitabında sayfa 7. sayfada geçmiştir. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili delillere geçiyoruz inşallah. Burada delilde kalalım. Bir dahaki dersimiz delillerle ilgili olsun. Şu konuda da biraz efendim bir şey okuyacağız inşallah. Ondan sonra saatimiz de zaten dolmak üzeredir. Evet. Şimdi edeb-ül lisanla ilgili birkaç hadisi okuyacağız inşallah. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ademoğlu sabahladığı zaman bütün organları dile isyan ederek derler ki bütün organlar dile isyan ederek ha bu dil var ya derler ki bizlerin hakkımızda Allah'tan kork. Şüphesiz sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğri olursan biz de eğri oluruz. Her sabah Ademoğlu kim sabahladıysa herhangi bir insan Ademoğlu derken insanoğlu demektir yani. Kim sabahladıysa sabahladığından ötürü bütün organlar isyan ediyorlar dile. Diyorlar ki bizim hakkımızdan Allah'tan kork. Şüphesiz sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğri olursan biz de eğri oluruz. Şu dil var ya Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri bir gün tenha bir yerde tutmuş dilini efendim ah sen var ya sen senin yüzünde başıma neler geldi. Başına neler gelmiş de cennette müjdelenmiş bir sahabi Resulullah'ın halifesi sallallahu aleyhi ve sellem efendim dilini tutuyor kendisini efendim şey yapıyor yani azarlıyor dilini azarlıyor. Burada zaten yine Hazreti Ebubekir'den bir rivayet geliyor. Zeyd bin Eslem radıyallahu anhu'dan Ömer bin Hattab el-Hattab radıyallahu anh Ebubekir radıyallahu anh'a uğradığında onu dilini uzatmış halde gördü. Dedi ki ne yapıyorsun ey Resulullah'ın halifesi? Dedi ki işte bu beni ne hallere soktu? Bu beni ne hallere soktu? Dilini tutmuş Hazreti Ömer gitmiş bakmış ki Hazreti Ebubekir dilini tutmuş. Çekiyor. Efendim ne oldu ne yapıyorsun diye sorduğunda işte bu beni ne hallere soktu? Ha ne hallere sokmuşsa? Onun dili onu ne hallere soktuysa ya bizim dilimiz ne olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki
vücutta dilin hiddetinden dolayı, vücutta dilin hiddetinden dolayı Allah'a şikayetçi olmayan bir organ yoktur. Vücutta dilin hiddetinden dolayı Allah'a şikayetçi olmayan bir organ yoktur. Ya şu dil. Evet. Muhammed bin Yezid bin Huneys şöyle demiştir. Ziyaret etmek için Süfyan es-Sevri radıyallahu anh'ın yanına girdiğimizde Said bin Hassan da içeri girdi. Süfyan ona dedi ki: "Bana Ümmü Salih Safiye binti Şeybe'den, o da Ümmü Habibe radıyallahu anha'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Adem oğlunun iyiliği emretmesi, kötülükten sakındırması ve Allah'ı zikretmesi dışında her sözü kendi aleyhinedir." Bakın dikkat buyurun. Adem oğlunun iyiliği emretmesi, kötülükten sakındırması, Allah'ı zikretmesi dışında her sözü kendi aleyhinedir. Bunun üzerine bir adam, "Bu ne kadar ağır bir söz," dedi. Süfyan dedi ki, "Bunun neresi ağır? Bunun neresi ağır? Allah-u Teala o gün Rahman'ın izin verdiğinin ve sözünden hoşlandığının dışındakilere şefaat fayda vermez. Nebe suresinin 38. ayetinde Allah öyle buyurmuyor mu?" Bir başka ayette, "Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur." Bu fısıldaşma neyle oluyor? Dille olmuyor mu? "Ancak bir sadaka yahut bir iyilik veya insanların arasını düzeltmek için müstesna." Yani bunun için o dili kullanırsa bu müstesna. İyilik, sadaka, insanların arası, mesela küsmüş iki Müslümanın arasını düzeltmek veya karı koca arasını düzeltmek. Yani bu fısıldaşmalar haricinde efendim diğer şeyler, gereksiz fısıldaşmalar çoğunda hayır yoktur diyor. Bu da Nisa suresi 114. ayette. Yine şöyle buyurmuyor mu diyor Allah-u Teala? "Allah'ın katında onun izin verdiği dışında şefaat da fayda vermeyecektir." Sebe suresi 23. "Allah'ın katında onun izin verdiği dışında şefaat da fayda vermeyecektir." Allah kime şefaat izni verdiyse o şefaat edecektir. Bu herkesin elinde değil. Allah izin verirse olacaktır. Evet. Salim bin Ebil Cad radıyallahu anhu'dan İsa aleyhisselam dedi ki: "Hatalarına ağlayana, dilini koruyana ve evini geniş tutana ne mutlu." Ben bunu İncil'de de görmüştüm. Aynı bu hadisi, bir benzerini. Bu mesela aynen o şekil orada da böyle geçiyor. "Hatalarını ağlayana, dilini koruyana ve evini geniş tutana ne mutlu." Evi geniş tutmak, zaruret olmadıkça evden çıkmamak demektir. Evi geniş tutmak. Buradaki kasıt odur yani. Zaruret olmadıkça evden çıkmamak. İnsan evinde olduğu müddetçe selamet içindedir. Biz daha önce efendim bu şeyle ilgili, mesela kadınların erkeklerle karışma konusuyla ilgili bir konumuz geçmişti mesela. En hayırlı efendim nokta kişinin evinde selametle kalmasıdır. Ve kadın için daha çok önemli bu. Evet. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu'dan rivayet edilen bir hadiste, "Kendisinden başka ilah olmayan zata yemin olsun ki yeryüzünde dilden daha uzun süre hapsedilmeye layık bir şey yoktur." Bakın, yeryüzünde dilden daha uzun süre hapsedilmeye layık bir şey yoktur. Nedir o hapis? Susmak. Yani gereken yerde konuşmak, gerekmediği yerde susmak. Ya hakkı konuş veya sus. Hadisine binaen, konuşursan hakkı konuş. Konuşmasan, hiç olmasa sus, günaha girme. Evet. 16.
16. hadis Şakik bin Seleme'den Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu'dan Safa'da telbiye getiriyordu diyor. Resulullah diyor Abdullah bin Mes'ud Safa'da telbiye getiriyordu. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyordu. Bir yanda da şöyle diyordu. Hem bir tarafta lebbeyk getirirken, telbiye getirirken bir tarafta da şöyle diyordu. Ey dil! Ya hayır konuş, kazançlı çık veya pişman olmadan önce susup dinle ve selamette ol. Bir tarafta telbiye getiriyor, bir tarafta bunu söylüyor. Dediler ki, ey Abdurrahman'ın babası, ey Abdurrahman'ın babası, bu senin söylediğin bir şey mi yoksa işittiğin bir söz mü? Dedi ki, hayır, bilakis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Adem oğlunun en çok hatası dilinden kaynaklanır. Adem oğlunun en çok hatası dilinden kaynaklanır. Değil mi? İnsan mesela hani bir atasözü var diyor. Elinle kayarsan elini tutarsın. Ayağınla kayarsan tutarsın. Ama dilinle kaydığın zaman onun tutulması çok zordur. Evet. Zeyd bin Eslem babasından naklediyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh dilini tuttu ve dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah kimi iki dudağı ve iki bacağı arasındakilerin şerrinden koruduysa o cennete girmiştir. Allah kimi iki dudağı ve iki bacağı arasındakilerin şerrinden koruduysa o cennete girmiştir. Daha önce bir hadis geçmişti. Allah Resulü bunun için ne demişti? Kim bunları korursa ben onların cennete gireceğine kefilim. Evet, burada da Allah kimi iki dudağı ve iki bacağı arasındakilerin şerrinden koruduysa o cennete girmiştir. Allah'ım bizleri cennetine ilhak eylesin inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, şimdi bu arada soru ve müzakeremize geçelim inşallah. Buyurun, bu arada sorusu olan varsa bilebildiğimiz kadar, gücümüzün cevap verebileceği noktasına kadar efendim cevaplayalım. Ahmet abi buyurun. Estağfurullah. Sağda sizsiniz. Hem sünnet usulü devam etsin. Şimdi şeyde Sincar'da kapalı yerde artık tarada, artık tarada bir ödelik uygulandı. Evet. Demek ki kapalı olmayan yerlerde mesela tuvalet gibi diyelim birebir yani o tür yerlerde yani caizdir. Açık sahara gibi değil. Doğrusu dönmemek. En doğrusu en doğrusu tabi taşları koyarken evet en evet kapalı yer olursa evet araştırmamıza gerek yok yani. Tabi kapalı yer olsa ama fakat yine en güzeli efendim onu şey yapmaktır yani onu dikkat etmektir yani dikkat et, kıbleye kalsa gelmemesine dikkat etmektir. Evet. 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 Tabii. Evet. Evet. Ona dikkat etmek lazım. Şimdi abdest bozma konusu ayrı, bina yapımı ayrı. Abdest bozma konusunda mesela o caiz görülmüş ama bina yaparken buna dikkat etmek de gereklidir yani. Evet. Allah razı olsun. Evet. Evet. Şimdi kağıt evet. Evet. Evet.
sudan daha saygı değer hiçbir şeysi yok zaten de. Fakat şimdi şimdi kağıdın ihtiramlığı yani muhteremliği, saygı gösterilmesi gerekli bir yazı yazma noktasına, yazıya mesela geçtiğinden dolayı buna saygı, bu şeyden ötürü hürmet. Ama şimdi bu kağıtlar şimdi bu tür kağıtlar mesela yani normal kağıt için mesela normal yazı yazılmaz üzerine. Normal yazı yani normal yazı yazılmaz. Normal yazı yazılmadığı için buna caizdir yani. Yani bu noktada cevaziyet verilmiştir. Çünkü yani esas kağıt hükmüne geçmiyor. Taş mıdır kağıt mıdır? Yani o zaman kağıt olmadığı için taşta bir de tahribat özelliği var. Yani şimdi tabi. Yani. Evet. Eftaliyet taştır. Ama taş o şimdi taş yoksa efendim tabi taş. Taş bu sahra gibi yerlerde. Yani mesela ev gibi yerlerde değil. Ev gibi yerlerde burada mesela sahra gibi yerlerde. Ben anladım sizin. Şu olduğu halde taşın kullanılması daha eftal mı, daha iyi mi oluyor yoksa gerek kalmıyor? İşte şimdi mesela şöyle, öncelikli şöyle. En eftal, en faziletli hem taş hem su. Fakat hem taş hem su mesela gerek taşla gerek suyla mesela yani isterse taşı kullanır, isterse suyu kullanır, bu caizdir. Ama şayet taşla su vardır. Yani ikisinin arasında bir seçime mesela meydan kalırsa eftal olan sudur. Eftal olan sudur. Klozet var biliyorsunuz şimdi. Klozet tabii tüketici değil ama tüketici muhtemelen var. Evet. El değme de tarihlenme mümkün olabiliyor. Evet. Yukarı kağıt oluyor. Evet. Yani eğer maksat amaç temizlikse. Evet. O temizlik hasıl oluyorsa sıkıntı yok. Onu diyorum. Evet. 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 Ben onu daha önce de duymuştum. Projekte elmen tarihlenme olmadığı için, yıkanmadığı için olmuyor gibisinden bir şey yapıyorum. Ben öyle kanaat ediyorum, net kaldırmıyor. Çünkü sebebine gelince, yani tamam suyu akıtıyor ama fakat yapışıp kalıyor yani mesela. Yani dikkat buyursanız, çok af buyurun. Yani İnsan yani, temizlik hasıl olduğuna kanaat edilirse. Mesela şimdi eğer mesela düşünün mesela bazen kanaat ediyorsun mesela hasıl olmuştur ama bir bakıyorsun ki çok af buyurun eser kalmıştır. O eser kaldığı yerde o sıkıntı olur. Ama eser kaldığı yerde namaz da olmaz. Yani illaki temizlenmiş olsa dahi el kullanmak gerekiyor mu gerekmiyor? Gerekiyor, sünnettir. Sonra eli kullanmak sünnettir. Yani kullanılması gerekiyor yani. Çünkü kalp hem onunla tatmin olur, hem de temizdir. Hayır şimdi şey olarak mesela yani mesela o bir temizlik aracı olduğu için o araç gerekiyor. Düşünün mesela bir arabadasınız, arabanın efendim direksiyonu var. Direksiyonu biz kullanmasak gereksizdir desek yanlıştır. Ha şimdi mesela teknoloji değişmiştir. Mesela diyelim ki ben anladım. Bu durumda kalp mutmain yani o temizlik efendim maksadı gerçekleşirse sıkıntı yok. Gerçekleşirse sıkıntı yok. Evet. 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 Evet, anladım. Anladım. Evet, evet. 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 Bu yani fıkıhta şöyle bir mesela kurulamak iyidir yani. Temizdir. Kurulamak temizdir. Temizdir ama yani pamuk taşı diye bir şart yok. Ama mesela o noktada efendim şeyden sonra istibradan sonra
Yok, o öyle bir yani şer'i bir şey yani ben biliyorum duymuşum. Evet. O idrar noktasında idrarını silsil bevl buna diyoruz biz. Silsil bevl olan bir insan için o mesela tedbir bakımında onu alır. O sıkıntı yok. Ama silsil bevl yoksa silsil bevl olarak yoksa sıkıntı yoksa mesela gerek yok. Yok. He? Tabii gerekmiyor. Mesela ama mesela şayet yanında efendim bir bez mesela veya işte bir yani temizlik olarak mesela yani işte şeyden sonra efendim abdesti bozduktan sonra gerek büyük gerek küçük mesela kurulayıp mesela efendim şey yapmasında herhangi bir sakınca yok. Bunlar daha mesela şeydir yani takva olarak en uygunudur yani en uygunudur. O da işte şimdi yani şimdi böyle bir şey emredilmemiş taşıyın diye böyle bir şey emredilmemiş ama takva gereği olarak yapmışsa güzeldir. Yani bunda bir sıkıntı yok. Ha. İfrat ve tefrit vardır. Yani şimdi mesela her şeyin bir vasatı vardır, orta yolu. Orta yol mesela şer-i şeriften neyi koymuşsa orta yola, neyi beyan etmişse geçerli olan odur. Ha. Maalesef bu evet bu işte yani bunu dayatma değil de mesela şahsi olarak kişi kullanırsa sakınca yoktur ve güzeldir yani mesela herhangi bir problem yoktur ama emredilmemişti yani böyle bir şeyin taşınması da emredilmemiştir ama yok illa sen bunu yapacaksın bu İslam'ın emridir. He, buyur. Tabii güzeldir yani. Yapılması güzeldir. Yani sıkıntı yok yapılmasında. Yapılmasında herhangi bir sıkıntı yok. O bir onu o zaten şimdi bakın şimdi mesela bu şu noktada şöyle bir bunu sorduğunuz için bir açıklık getirmek gerekiyor. Şimdi mesela gerek erkek için olsun, gerek kadın için olsun. Şimdi kadınlar için bunu kullanması güzeldir. Bunu kullanması güzeldir. Çünkü kadın için bu bir manada da zaruret halidir. Mesela ama bazen öyle bir durum olur mesela şimdi şer-i şerifte hayır o yani sadece efendim herhangi bir akıntının önlenmesi için fercin önüne koymasa sakınca yok. Bunda bir sakınca yok. Ha işte, onu söyleyeceğim. Ha. Estağfurullah. Tabii. Evet. Evet. O bunun namazına engel olduğu için adam böyle bir yöntem tercih etmiş. Evet. Bunda bir sakınca yok. Ama mesela şimdi şu şey olarak mesela mesela bazen şöyle bir şu noktayı he. Mesela yok onda mesela yani yapan için sıkıntı yok ama dayatma sıkıntıdır. Şimdi şunu söyleyeyim.
Yok estağfurullah, olsun, gelir. Gelir, ben şuraya şu konuya bir açıklık getireyim. Mesela şimdi gerek kadın olsun, gerek erkek olsun. Abdestte, abdesti bozarken mesela yıkanılacak mesela nokta, erkeğin yani eğer etrafına mesela yayılmamışsa, etrafına yayılmamışsa sünnet mahallini yıkaması yeterlidir. Dikkat buyurun. Yani bir af buyurun, ufak su çisintisi yani sünnet mahallinin etrafına yayılmamışsa o sünnet mahallini yıkamak yeterlidir. Mesela kadın içinde yani efendim eğer şayet etrafına yayılmamışsa onun da o efendim ferç mahallini yıkaması yeterlidir. Ama mesela bazen öyle bir durum oluyor ki mesela belki şimdi diyelim ki kadın icabında der ki ya işte efendim ben temizlenmedim diye parmağını mesela içeriye götürmesi. Bunda böyle bir şey yok. Bu bedene de eziyettir. Din de mesela bunu mesela yasaklamıştır. Ancak onun mesela ön tarafta yani ön tarafta efendim o ferçle ilgili dış kısmından sorumludur. O dış kısmını yıkadı mı iç kısmıyla sorumlu değildir yani. Ne yapar? İç kısmını istibra yapar. Mesela şöyle kalkar, hareket yapar, öksürür. Efendim işte hani mesela 40 adım yürümesi demek mesela şimdi 40 kere böyle kendini sallası yetiyor. Ha misal o da bir 40 adım gibidir yani. Veya öksürmesi. Mesela efendim öksürmesi mesela bu şekil böyle efendim yapılması bu güzel en güzelidir. En güzel taharet şeklidir. Bunda bir sıkıntı yok. Evet. Şimdi buyurun. Evet. Teyyatın tekrar okunmasına gerek yok denilmiş. Evet. Evet. Tekrar baktım Ömer Mahsu'yu bilmenin. Evet. İlmi haline. Evet. Teyyattan sonra hemen selam verilir. Evet. Tekrar teyyat okunur. Okunur. O bir şey olarak, görüş olarak şey yapılmıştır. Burada yani zaruret yok. Onun konusunda daha efsaldir mi yoksa şimdi ben şuna bakayım bir dakika o konuyla ilgili şeye bakayım onun Ömer Nasuh'u bilmenin şeyine bakayım o neye dayanarak söylemiştir. Evet. Evet. Siz onun neresinde orada net olarak ne söylüyor? Orada şey yapmak için, secdesi yapmak için teyyat okunduktan sonra, eteyyat okunduktan sonra sağ müferit biliyorsan sadece sağa selam verirsin. Sağa ve soluna selam verirsin. Eğer cemaat yapıyorsan, imam yaptırıyorsa sadece tek tarafa selam verdiriyor ki cemaat namaz bitirdikçe çıkmasın diye. Ve sağa ve soluna selam verirsin, hemen tekrar rükûa gidersin. Evet. Secdeye gidersin. Subhane Rabbi el-Ala, Subhane Rabbi el-Ala, oturursun tekrar. Aynen şeydeki gibi, ilk okuduğumuz gibi. Evet. Ondan sonra teyyatı tekrar okursun. Salli bari okursun. Rabbena atina dünyada yaratmış, dualarını okursun. Evet. Yani normal, yani secdesi yapmayınca nasıl tamamlıyorsun, aynı şekilde. Evet. O işte şimdi sünnette ona bir izahat yok ama bu bir görüştür. Bu bir görüştür. Evet. 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 Bunun buyurun. 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 Evet. Evet. Yani uzuvlar da sanki biraz daha kötü geçiyor gibi. Hep şeyini mi yani?
zikir yapan değil, ibadet eden değil, işte, eden değil. İşte şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vücutta mesela bir et parçası vardır. O et parçası düzelirse bütün vücut düzelir. Nedir o et parçası diye? O kalptir diyor. Şimdi kalbin efendim düzelmesi için dilin düzelmesi lazım. Yani onu ben biraz da şu açıdan söyleyeyim. Burada yani ben şöyle anlıyorum. Herhalde Allah-u Alem doğru sorması lazım. Evet. İnsanın da şikayetçi olan kulludur. Bence kafirin münafığın şeyidir. Evet. Kulludlarıdır. Evet. Müslümanın, yani Müslüman deyince tabii ki hakkıyla Müslüman kastediyoruz. Evet. Müslümanım diyor ama Müslümanlar belki yüzde bir hasret. Sadece bir kelimeye şahit etmiyor. Yani o değil. Evet. Müslüman, lisanı da Müslümandır. Evet. O da günah sudur etmiyor. O ayrı, o ayrı şimdi. Uzuvlarının da şikayeti evet. Kalmaz. Evet, o ayrı. Şimdi şey olarak o nokta farklıdır mesela. Ama yani her ne şekil olursa olsun bütün vücut dili sorumlu tutuyor. Yani o sorumluluk noktasında yani diyor mesela sen eğer düzelirsen biz de düzeliriz. Çünkü bütün vücut ona bağlıdır. Evet. Sen eğer yanlış yaparsan biz de yanlış evet, evet. O ayrıdır. Müslümanla kafirin durumu farklıdır. Müslümanla kafirin durumu farklıdır. Evet. 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 Kardeşlerim sorun. Geçen haftaki deyim sevgisi meselesinde ben o kadar önemli hatırlıyorum. Sana baktım da Seyyat Okunacağı yazıyor orada. Hocam da tekrar ona bakıyor. Yani şart mıdır, değil midir, orası mı demiyoruz ama o... Hocam bir daha anlatırsan. Seyir secdesi. Şimdi seyir secdesi efendim yanılma ve vaciplerden birini terk etme efendim hallerinde seyir secdesi veya gecikme mesela farzda da herhangi bir gecikme bu hallerde seyir secdesi gerekir. Şimdi Şafiilerde vacibin geciktirilmesi hocam sünnetin terki geciktirilmesi sünnet yok vacibin terki ile efendim bir de farzın gecikmesi ve yanılması. Farzın gecikmesi, vacibin terki mi? Farzın gecikmesi ve vacibin terki. İkisi de bak. Vacip terk edildiğinde mesela izah edeyim mesela. Şimdi vacip mesela terk edildiği zaman seyir secdesi onu telafi eder. Bir de mesela farz terk edildiği zaman mesela örneğin rükûya kalkmak gibi. Örneğin mesela bir Fatiha'dan mesela Fatiha suresinin okunmasından fazlası durmak gibi. Mesela bu geciktirme. Bu geciktirmelerden dolayı efendim secdesi onu telafi eder. Bir de yanılma. Mesela 3 mü kıldım 4 mü kıldım? O yanılma esnasında efendim kalp bir şey noktayı zan-ı galiple belirleyecek. Yani 3 mü kıldım 4 mü kıldım? 3 mesela eğer ki 3 ile 4 arasında şey ise şüphedeyse 3 ile başlayacak 4'ü tamamlayacak 4'ü tamamladıktan sonra seyir secdesi tahiyyatı okuyacak seyir secdesini yapıp selam verecek bu kadar bunun dışında mesela tekrar seyir secdesi yapıp selam veriyorsun tekrar okusan okumasında herhangi bir sakınca yok ben şimdi buna bu Ömer Nasuhi bilmenin şeyine bakıyorum onu bir bulayım evet mesele bu yani. Hocam peki mesela 4 rekat yanıldım 5. rekata kalktım. 4 rekat kıldın, yanıldın 5. rekata kalktın. Efendim o 5. rekata kalktığından dolayı efendim eftal olan onu kanaat edip tekrar bir rekat daha ilave etmek 6 mesela hani 2 sünnet olmuş oluyor. O ikisi efendim sünnet olarak kalıyor. Ardında tekrar efendim oturup mesela tahiyyatı okuyup Allahümme barik mesela dualarını okuyup seyir secdesi yapıp selam vermek. Hocam o zaman 6 rekata tamamladığı zaman 4'ü farzın yerine ikisi nafileye geçiyor. İkisi
İkisi nafileye geçiyor. Altıda nafileye geçmiyor yani. Yok, altı nafileye geçmiyor. İkisi, o dördü farz olarak kalıyor. İkisi nafileye geçiyor. Yani orada yanılma olduğu için o yanılmadan ötürü o efendim dört rekat mesela ama tamamlamazsa beş rekat mesela kanaat etti. O mesela efendim oturur mesela tahiyyatını okur. Efendim Allah mesela Allah'ıma barik okur. Selam verir ve seyf secdesini yapar çıkar yani. Bunda bir sakınca yok. Mesela üç ile diyelim mesela oturdu. Zannetti ki dördüncü rekata oturmuş. Ama oturdu tahiyyat okudu. Tahiyyatı okurken Salli ve Barik de mesela okudu, aklına geldi ya ben 3 rekat kılmışım, benim 4 olmadı ki. Kalkar, o bir rekatını da tamamlar, bir rekat da o için kalkar, tekrar oturur. Yine tahiyyat ve efendim Allah mesela Allah'ıma Barik mesela dualarını okur, seyf secdesini yapar ve selam verir, bu kadar. Evet. Duaların ortasındayken orada mesela kaldığın yerdeki durumu tamamlayacaksın. Mesela ayaktaysan kıyamını tamamlayacaksın. Oturmuşsan efendim mesela tahiyyatı okuyorsun, tahiyyatını tamamlayacaksın. Şimdi kalındığı yerde mesela nerede kaldıysan kaldığın yerde mesela kaldığını tamamlıyorsun. Mesela şüphelendin, ha ben burada eksik kıldım. O tamamlanan şeyin ardında kalkarsın, o eksiği kılar, ses secdesini yapar, selam verirsin. Fatiha'yı diyor, elhamdülillahi rabbil alemin dedim, aklıma geldi. Heh, bitirecek. Bitirecek. Tabii bitirecek, onu bitirecek. Beşinciye de kalktığın mesela, diyelim ki sen beşe kalktın ama mesela dört zannettin veya üç zannettin, altıya kalktın. Buna da yine böyle durum böyledir. Yani o mesela bunu bu şekil olduğu zaman o fazlalık nafileye geçer. Efendim farzını da tamamlamış olursun. O fazla efendim o seyir secdesiyle telafi olmuş olur. Seyir secdesi gerekir. Mesela ben eskiden nasıl yapıyordum? 3 rekat kılmıştım. Sonra da farkına varınca sonra 4'ünü tekrar yapıyordum. Evet. O söyleyen adam hatalı, söylemese o adamın zamanı sahip. Adama büyük çağırıyor. Şunu burada var abi. Seyir secdesini o söyleyene yaptı. Eğer namazı 5 rekat kılmıyordun. Yok. 4 rekat namazı 2 rekat kılmıyordun. Sahabe diyor ki ya Allah'ın Resulü. Hatta peygamber aynı adamda bunu da yükletti. Evet, şimdi burayı bir açtım bak, burayı bir bu vesileyle hem şey yapmış olalım. Sehiv yanılma secdesi ile ilgili meseleler, Ömer Nasuhi Bilmen'in, Ahmet abinin dediği yeri, orayı okuyacağım inşallah. Sehiv secdeleri bir namazın vaciplerinden birini yanılarak terk etmekten veya geciktirmekten dolayı o namazın sonunda yapılması gereken secde ile teşeğütten salavat ve dualar okumaktan ibarettir. Dediğimiz gibi. Bir daha bak.
Şimdi namazın sonunda yapılması gereken iki secde ile teşehhüd, tahiyyat, salavat ve efendim duaları okumaktan ibarettir. Teşehhüd de işte. Tamam. Tahiyyat, tahiyyat işte da. Tamam. Ama biz de geçen hafta tahiyyata gerek yok. Yok. Hayır, hayır. Biz dedik bak şimdi yanlış anlaşılma olmuştur. Şöyle dedik. Biz dedik ki mesela oturulacak, teşehhüd okunacak. Tamam. Salı barık okunacak, selam verilecek, tekrar okunmaya gerek duymaz. Biz öyle dedik. Bakalım burada ne diyor? Dur bakalım. Bu tamamlanmadı. He, şimdi bak burada okuyoruz. Devam ediyor, izah ediyor. Müsaade buyur. Burada da yok. Teşehhüd iki secde ile teşehhüdden salavat ve dualar okumaktan ibarettir. Şöyle yapılır. Şimdi izah ediyor. Yalnız şöyle tahiyyat okunduktan sonra iki tarafa selam verilir. Ondan sonra Allahu Ekber diyerek secdeye varılıp 3 kez Sübhane Rabbiyel Ala okunur. Ondan sonra Allahu Ekber diyerek denilerek kalkılır. Bir tesbih miktarı duraklamadan sonra tekrar Allahu Ekber diyerek ikinci secdeye varılır. Yine 3 kez Sübhane Rabbiyel Ala okunduktan sonra Allahu Ekber diyerek kalkılır ve oturulur. Tahiyyat ve salavatlarla Rabbena Atina okunup önce sağ tarafı, sonra sol tarafa selam verilir. Bu burada ihtiyarı böyle kullanmıştır. Tamam. Olabilir. Sahabi mezhebindedir. Ha. Ha. Bir dakika. Ha. Yalnız bir dakika. Yalnız sağ tarafta selam verdikten sonra sehiv secdelerinin yapılması daha faziletlidir. İhtiyata uygundur. Bu bir ihtiyattır diyor. İhtiyata uygundur. Bundan dolayı cemaatle kılınan namazlarda cemaatin yanlışlıkla dağılmaması için yalnız sağ tarafa selam verdikten sonra sehiv secdesi yapılması tercih edilmiştir. Mesela Şafiilerde ise bu yok. Şafiilerde selam vermeden efendim şey yapılır. Sehiv secde. Şafiilerde namazdan sahaya selam verildiği zaman namazdan çıkıldığı için. Onun için. Çünkü Şafiilerde mesela selam tektir. Bir ilk selam farzdır, ikincisi sünnettir. He. Namazdan çıkış olduğundan dolayı. Evet. Şurayı bir tamamlasak iyi olacak inşallah. Hem de için herkes buyurun çayını. Hem için hem çay dinleyin. Hem için hem dinleyin. Benim çayımı vermeyin bana. Ben çay içmeyeceğim. Benim çayım bu. Evet. Şimdi sehiv secdesi secdeleri vaciptir. Bilindiği gibi gerek farz, gerek vacip veya sünnet olan herhangi bir namazın kıraat, rükû ve sücud gibi farzları ve Fatiha suresiyle ilavesi, sırası gözetme gibi vacipleri kadelerle oturuşlarda salavatları okumak gibi sünnetleri vardır. Bunun için bunları gözetmek gerekir ki namaz tam olarak kılınmış olsun. Yani namaz kılınırken bunlara dikkat edilmesi lazım. O halde farz olsun olmasın. Herhangi bir namazda bir farzın, mesela diyelim ki sen namazı kılıyorsun ama farz namazı değil, sünnet namazı kılıyorsun. Sünnet namazı da mesela aynen farz namazı gibi rükünleri, sünnetleri, vacipleri, efendim sünnetleri vardır. Onda neyse farz namazı nasıl kılıyorsan sünnet namazı öyledir. Yani onları da terk edemezsin. Bir vacipten sonra terki veya geciktirilmesi bir günahtır. Bir vacipten sonra terki veya geciktirilmesi bir günahtır. Bundan dolayı sehiv secdeleri gerekmez. Böyle bir namazı iade etmek uygundur. Bak burada bir ihtiyari şey var yani. Mesela bu bir böyle bir şey yani iadesi en uygun olandır. Bir vacibin sehven terk edilmesi yani mesela unutularak, yanılarak terk edilmesi veya geciktirilmesi sehiv secdelerini gerektirir. Yani kasten terki, bak dikkat buyurun. Kasten vacip terk edildiği zaman iadesi gereklidir. Ama sehven olursa iadesine gerek yok. Sehiv secdesi yeterlidir. Bu şekilde noksan düzeltilmiş olur. Bu sünnetin kasten veya sehven terk edilmesi sehiv secdeleri gerektirmez. Fakat kasten terk edilmesi bir kusurdur. Sevap ve faziletten mahrum olmayı gerektirir. Hanbelilere göre sehiv secdeleri bazen vacip. Burada özür dilerim. Malikilere göre sehiv secdeleri sünnettir. Şafiilere göre de sünnettir. Ancak imam sehiv secdelerini yaparsa cemaatin imama uyması vaciptir. Çaylarınızı için soğutmayın.
Hanbelilere göre bu konu geldiği için konuyu hem bu şey paragrafı bitirelim yani. Bu şey seyf secdeleriyle ilgili meseleyi. Malikilere göre seyf secdeleri sünnettir, Şafiilere göre de sünnettir. Ancak imam seyf secdeleri yaparsa cemaatin imama uyması vaciptir. Hanbelilere göre seyf secdeleri bazen vacip, bazen sünnet ve bazen de mendup olur. Namazın terk edilen bir sünnetinden dolayı yapılacak seyf secdelerin mübah olması gibi, yani Hanbelilerde o var. Mesela bir sünnetin terkinden dolayı seyf secdesi mübahtır. İmam Şafii ve İmam Ahmed'e göre iki tarafa selam vermeden önce yapılır. Az önce söylediniz ya Ayhan kardeşim. İki tarafa selam vermeden önce yapılır. İmam Malik'e göre seyf yanılma bir ziyade sebebiyle ise, yani eğer bir fazlalık ise, seyf secdeleri selamdan sonra yapılır. Seyf secdeleri selamdan sonra yapılır. Eğer bir noksan, yani eğer bir ziyade sebebiyle ise seyf secdeleri sonra yapılır. Eğer bir noksan sebebiyle veya bir noksanla ile ziyade sebebi ise selamdan önce yapılır. Bu fazilet, bu bir fazilet meselesidir. Yani bu faziletten öteye geçmiyor. Ya yapılması gerekli olan bu fazilettir diyor. Seyf secdelerinin mübah olması gibi İmam Şah yoksa hepsi de caizdir. Yani bu şekilde yapılması da caizdir diyor. Ama fazilet olarak böylesi daha iyidir diyor. Buyur. Tövbe gerekir. Tövbe gerekir. Çünkü sebepse yani bunların mesela niçin vacibin mesela işte terkinden dolayı işte yani vacibin terki nedir? Mesela kasten mesela vacibi terk ederse günahkar olur. Seyf secdesi mesela ne yapar? Onu telafi eder. Ama şayet seyf secdesi aklına gelmedi, efendim unuttu, yani onun iadesi daha gerekmez, ancak ondan dolayı istiğfar eder. Allah'a, ya Rabbi ben bu efendim günahı işledim, sen bu günahımı affet der mesela, Allah'tan affını diler, inşallah Rabbim onu telafi eder onunla. Bir namazın bir rükününü, bir farzını öne almak veya sonraya bırakmak seyf secdelerini gerektirir. Nasıl olur? Bir namazın bir rükününü öne veya sonra almak. Bu da seyf secdelerini gerektirir. Ama bu Hanefi mezhebine göre. Şafii mezhebine göre ise namaz bozulur. Çünkü tertip var. Çünkü bunu öne almak ve sonraya bırakmak işi vacibi terk etmekten sayılır. Kıyamda Sübhaneke'den sonra henüz kıraat yapmadan rükûa varılıp kıyamdan bakın burası çok önemlidir. Henüz kıraat yapmadan rükûa varıp sonra hatırlanarak kıyama dönmekle farz olan kıraatın yerine getirilmesi buna bir örnektir. Şimdi farzlar Şafii mezhebinde bir mesela rükündür. Mesela o rükün mesela eğer terk edildiğinde veya diyelim ki terk edildiği takdirde o rükünü terk edilmesinden ötürü seyf secdesi onu telafi etmez. Ya onu tamamlar veya namazını yerinde kılar. Evet. Ondan sonra neredeydik? Bu durumda önce rükû geçerli olmaz. Kıraattan sonra yeni bir rükû yapılır. Böyle dönüp kıraat yapmadan ve sonra rükûa varmadan kılınacak namaz bozulur. Çünkü böyle bir rekatta rükû gibi tekrarlanmaya rükünler arasında sonra niyete edilmesi farzdır. Evet. Namazın rekatlarından birinde iki secdeden biri yanılarak bir terk edilip ondan sonraki rekatın veya kadenin sonunda hatırlansa bunun geciktirilmesinden dolayı namazı iade gerekmez. Hemen o secde kaza edilir. Eğer son oturuşta iken hatırlansa bu secde yapılır ve sonra bu oturuş kade ile iade edilir. Ondan sonra da seyf secdeleri yapılır. Yani eğer bir farz terk edildiği takdirde o farzı tamamlar, efendim ondan sonra seyf secdesini yapar. Evet, farzı terk edildiğinden, çünkü bir rekattan iki secde vardır. Böyle tekrarlanan bir rüknün kısmen sonraya bırakılması farzı terk etmek sayılmadığından namazın iadesi gerekmez. Fakat bir rekattaki iki secdeden ikisi de yanılarak öne alınsa, önce iki secde ve sonra da rükû yapılmış bulunsa o halde farz olan tertibe riayet yapmak gerekiyor. Riayet için tekrar rükû, ondan sonra secdelere gidilir.
bu tekrar ve iadelerden dolayı namazın sonunda sehiv secdeleri yapılır. Herhangi bir namazın bir rükününü tekrar etmek sehiv secdelerini gerektirir. Mesela diyelim ki bir rüküyü iki kere yapmak. Efendim bir secdeyi iki kere yapacağına üç kere yapmak gibi. Evet. Bir rekatta bir defa rükû veya üç defa secde yapılması gibi. Burada da o izah gelmiş. Birinci ve ikinci rekatlarda Fatiha'nın tekrarlanarak okunması veya arka arkaya okunması veya rükû, secde ve teşeğütte Kur'an okunması da böyledir. Fakat üçüncü veya dördüncü rekatlarda Fatiha'nın iki defa okunması ve bunlarda Fatiha ile beraber başka bir surenin okunması yahut da yalnız başka bir surenin okuması sehiv secdelerini gerektirmez. Çünkü bu takdirde bir vacip terk edilmiş veya geciktirilmiş, Kur'an'da meşru olan yerin başkasında okunmuş olmaz. Ancak bu halde rekatlar önceki rekatlarda daha fazla uzatılmış ve cemaata da ağırlık verilmiş olursa kerahaten korunmuş olmaz. Buyurun. Evet. Türkçe değil de bu şeyi yani Arapça olarak varid olmuştur. Türkçe değil yani. Çünkü mesela Türkçe Arapçanın yerine oturmadığı için yani manalar tam manasıyla oturmadığı için yani anladım. Kur'an mesela tercümesini okumuyorsun. Rabbine niyaz ediyorsun secdede. Evet. Evet. Şimdi onun yani şey sünnet oluşu Arapça olarak gelmiştir. Yani Arapça neyi bilirsen onu yapacaksın. Neyi bilirsen onu yapacaksın. Hiçbir şey mesela bilmiyorsan Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabenler. Yeterlidir bu. Allahümme tuhibbil affu fa'fu anna. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin. Ya hayyu ya kayyumu estagisu eslih li şeyni kullehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ayn. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım, beni tek başıma bir nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi sen ıslah eyle gibi mesela. Veya Sübbuhun Kuddusun mesela. Veya Allah isimlerinde bir ismiyle mesela. Errahman, Errahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Melik, Ya Aziz, Ya Cebbar mesela bu şekil. Bunlar da mesela zaten duaların en eftalı Allah'ın isimleriyle Allah'a dua etmektir yani. Evet. Onu Arapçayı yapalım. Arapçayı yapalım, Türkçe değil yani. Anladım. Anladım. O şeyden sonra dua edersin o zaman. Mesela nedir? Namazdan sonra. Namazdan ha öyle olur. Öyle de olabilir. Evet. O şekil mesela. Şey sünnete o gelmemiştir. Siz o mesela bildiğiniz mesela hiçbir şey mesela efendim yani dua olarak zaten Fatiha dua olarak hem dua yerine geçer hem Kur'an yerine geçer. Yani sahabe diyor ki bize dua et diyor mesela başkası. Tabi. Evet. Yani onu Arapçasını yapalım inşallah. Yani Türkçesi varid olmamıştır. Sünnet olan odur. Evet. 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 Ya da mesela işte diyorsun ki benim kardeşlerim cihad ediyorlar. Rabbim sana onlara yardım et. Ya ne yapıyorsun ya? Bak orada biz var. Tamam mı? Ne istiyorsan toplu olarak. Şimdi sana yardım et. Ne sorun? Bir de tesbihat da takip istediğin gibi dua ediyorsun. Bir de rahat söyle. Tamam bak bunu bayılda kalmış. Evet. Hatta sen söyle. Almanca mantık olarak da düşündüğüm zaman
Yani sen diyorsun işte Rabbena atina fiddunya hasenaten. Tamam diyorsun ya dünyadaki her şeyin güzelliğini, bütün güzellikleri sen de istiyorsun. Evet. Ama mesela ayrı bir şey oluyor mesela işte. Yani işte ne bileyim diyorsun ki işte hayatımın sonunda beni şehit et diyorsun. Evet. Yani bana normal bir ölüm değil de sen razı olacağın en güzel şekilde bir ölüm ver. Sevdiği vardığında çocuklarını da aynı şekilde diyorsun. Evet. Sonra beraber diyorsun ya. O zaman tecrübe uzun kalabiliyorsun ve kalbinde de geçirebiliyorsun diye diyorsun. İnşallah. Evet, evet inşallah. Evet. Devam edeyim mi bu konuyu bitireyim mi? Ben çay içmiyorum. Benim çayım bu. Yok ben çay içmeyeceğim. İçmeyeceğim. Yok Allah razı olsun. İçmeyeyim. Ben bu konuyu burayı bitireyim. Bir vacibi yok Allah razı olsun. Ben şeyden önce bir çay içtim zaten. Burada bardağım hala burada duruyor. Siz gelmeden önce ben içtim bir çay. Bu yetiyor yani bana. Allah razı olsun. Yok. Hiç, buyur. Ya gerek yoktu Ahmet abi. Ben şimdi hiç gerek yok. Benim payımı arkadaşlar yesinler. Allah razı olsun. Ben de size payımı arkadaşlara hediye ediyorum. Evet. Bir vacibi yanılarak. Peki tamam kalsın burada. Kalsın burada ben. Evet. Tamam. Allah razı olsun. Bir vacibi yanılarak terk etmek sehiv secdelerini gerektirir. Birinci oturuşu ve vitirde, kunutu veya bayram namazlarda ziyade tekbirleri yahut da birinci ve ikinci oturuşlarda tahiyyat okumayı terk etmek gibi. Bunları terkinden dolayı da sehiv secdesi gerekiyor diyor. Efendim vitir namazından sonra kunut duasının unutulduğu hatırlanmış olsa artık onu okumak için geri kıyama dönülmez. Rukudan sonra okunması da gerekmez. Çünkü yeri kaçırılmıştır. Mesela diyelim efendim kunut duası şeyden mesela Fatiha ve şeyden sonra okunurdu. Zam-ı Sure'den sonra okunurdu. O kunut duası diyelim unutuldu, okunmadı. Efendim oturdu mesela oturduğundan dolayı orada onu tekrar okumasına gerek yok çünkü yeri o değil. Evet. Rükû halinde hatırlandığı halde okunması gerekmez. Rükû halinde de hatırlarsan yine okuması gerekmez. Sahih olan rivayet de böyledir. Bununla beraber okunsun veya okunmasın her iki halde de sehiv secdeleri gerekir. Her iki halde de sehiv secdeleri gerekir. Kunut tekbirini unutup yapmamak bir görüşe göre sehiv secdesini gerektirir. Bir görüşe göre de gerektirmez. Kunut tekbirini unutup yapmamak. Mesela hani kunuttan önce tekbir alıyoruz ya onu yapmamak. Bir görüşe göre sehiv secdesini gerektirir, diğer bir görüşe göre gerektirmez. Bir vacibin yanılarak geciktirmesi de sehiv secdesini gerektirir. Birinci veya ikinci, üçüncü rekattan sonra biraz oturulması, dördüncü rekattan sonra beşinci rekat için ayağa kalkılması, sabah namazının ikinci rekatından sonra üçüncü bir rekatta ve akşam namazının üçüncü rekatından sonra dördüncü bir rekatta kalkılması gibi, birinci oturuşta kadede yani teşehhüd miktarında fazla oturulup, üçüncü rekatta kalkmanın geciktirilmesi de böyledir. Bir vacibin vasfını değiştirmek. Sehiv secdesini gerektirir. Bir vacibin vasfını değiştirmek. Mesela şimdi izah ediyor. İmamın aşikare okuması gereken ayetleri gizlice okuması. Ve gizli okunacak ayetleri aşikare okuması. Bu Hanefi mezhebinde vaciptir, Şafiilerde sünnettir. Ondan dolayı sehiv secdesi gerekmez. Hanefilerde vacip. Şafiilerde sünnettir. Şafiilerde sehiv secdesi gerekmez ama Hanefilerde gerekir. Evet, gizlice okunacak ayetleri aşikare okuması gibi. Bu okuma miktarı namaz sahih olacak kadar okumaktır. Fatiha suresinin ilk ayetlerini okumak bu kısımdandır. Bununla beraber kısa bir ayet okunması da İmam-ı Azam'a göre bu hükümdedir. İki imama göre ise bu hükümde değildir. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre. Aşikare okumanın en az derecesi başkasının işiteceği miktar kadardır. Yani başkası bir şeyi işitecek kadar. Gizlice yani hafiyen buna deniliyor. Efendim okumanın en aşağı derecesi de yalnız okuyanın işiteceği miktardır. Gizli okunacak yerde Fatiha'nın çoğu yanılarak aşikar okunsa geri kalanı yine gizlice okunur. Aksine olarak aşikare olarak okunacak bir namazda
Fatiha'nın bir kısmı gibi okunup da sonra aşikare okunacağı hatırlansa, Fatiha yeri baştan aşikare okunur. Böyle bir rekatta hem aşikare hem de gizli okumak toplanmış olmaz. Fakat diğer bir görüşe göre Fatiha yeniden okunmaz. Yalnız geri kalan kısım aşikare okunur. Eğer unuttu, eğer şey yaptıysa. Tek başına namaz kılanın aşikare ve gizli okumasından dolayı, tek başına, tercih edilen görüşe göre seyir secdesi gerekmez. Ancak öğle namazı gibi gizli okunacak yerde kasten aşikare okunsa, okursa günah işlemiş olur. Bak, tercih edilen görüşe göre gerekmez. Bir görüşte de gerekir. Bir görüşe. Akşam namazını tek başına oluyor ama biraz yüksek sesle okunur. Kendisi duyuyor. Akşam mesela akşam zaten okunur. Yani tek başına da olsa yüksek sesle okunur. Gizli seyircilerin şeylerde de. Gizli mesela öğlen namazı gibi, ikindi namazı gibi mesela. Mesela diyelim gizli okunacak yerde mesela açık okumak, açık okunacak yerde gizli okumak. Bu tür hallerde. Şimdi hocam burada önemli olan şu. Müfredden yalnız namaz kılarken mesela sesli, gizli okunması gereken, sesli okunması gereken namazı daha sessiz okuyoruz. Evet. Evet. Ona giriyor. Tabii. O zaman yani mesela şey olarak yalnız mesela evde namaz kılıyorum ben. Akşam namazını kılıyorum. Sesli kılınması gereken bir namaz. Bunu ben sesli mi sesli derken sizin mesela duyacağınız kadar yeterlidir. Yani illa başkası duyacak ya, mesela. Yani biraz biraz en azından birilerinin duyacağı kadar mesela diyelim ki en azından yandaki bu insan okuyor bilinecek kadar yani. Çok yüksek sesle de değil de biraz yani hayır o gösterişe girmez ki zaten o mesela efendim bu namazın yani içinde olan bir şeydir. Cemaatle kılınması arasında bir fark yok mu? Fark var. Münferit mesela başkasının içinde yani başkasının biraz yani gene aynen mesela açıktan okunması gereken yerde de açık okunur. Mesela gizli okunması gereken yerde gizli okunur. Yani cemaate hiçbir farkı yok yani. Evet, hiçbir farkı yok. Evet, gizli okunacak, burada zaten açıklıyor. Gizli okunacak ve yerde Fatiha'nın çoğu yanılarak aşikare okunsa, geri kalanı yine gizli okunur. Aksine olarak, aşikare olarak okunacak bir namazda Fatiha'nın bir kısmı gizli okunup da sonra aşikare okunacağı hatırlansa, Fatiha baştan yeni aşikare okunur. Böyle bir rekatta hem aşikare hem gizli okumuş toplanmaz fakat diğer bir görüşe göre Fatiha yeniden okunmaz. Yalnız geri kalan kısım aşikare okunur. Mesela unuttu, kaldığı yerde aşikare okur. Tek başına namaz kılanın aşikare, bak burada şimdi geliyor. Veya gizli okumasından dolayı tercih edilen görüşe göre seyif secdesi gerekmez. Tercih edilen görüşte seyif secdesi gerekmez. Bir görüşte de gerekiyor. Ancak öğle namazı gibi gizli okunacak yerde kasten aşikare okunsa günah işlemiş olur. Mesela öğle namazı mesela emredilişi neyledir? Gizli okumaktır. Efendim ama o da kasten yüksek sesle okuyorsa, aşikare okuyorsa günah işlemiş olur. Tek başına namaz kılanın gündüzün kılacağı nafile namazlarda aşikare okuması mekruhtur. Bu mesela sorumuza cevap geldi. Bakın tek başına namaz kılanın gündüzün kılacağı nafile namazlarda aşikare okuması mekruhtur. Nafile, farz değil. İmam sabah namazından sonra Fatiha suresini sehven gizlice okuyup sonra hatırlasa, ekleyeceği süreyi aşikare okur, Fatiha'yı iade etmez. Cemaat halinde aşikare okunacak bir namazı başlamış olan veya Fatiha'yı gizli okumuş bulunan bir kimseye, başkası gelip uysa, o kimse imam olmayı arzu ederse süreyi aşikare okur, arzu etmezse aşikare okuması gerekmez. Şayet adam geldi baktı ki adam ona tabi olmuş. O da imam olmayı razı olduysa onun mesela diyelim aşikare okunacak yerde aşikare okur, aşikare okumayacak yerde aşikare okur. Aşikare okumayacak. Yani eğer imam olmayı tercih ederse. Farz bir namazda ikinci rekattan sonra oturulup da üçüncü rekatta yanılarak kalkmaya yeltenenin durumuna bakılır. Eğer kalkışı oturmaya yakın ise oturur. Mesela şimdi kalktı, mesela kalkışı rükû mahiyetine geçtiyse oturamaz. Ama secdeye daha yakınsa oturur. Yani oturmaya daha yakınsa oturur ama rüküye yakınsa oturamaz.
Evet. Yakınsa oturur. Seyf secdesi gerekmez. Fakat doğrulması kıyama yakın ise kalkar ve sonra seyf secdelerini yapar. Çünkü bu durumda vacip olan birinci oturuşu terk edilmiştir. Yani diyelim ki mesela secdeye yakınsa secdede zaten efendim daha kalkmaz. Eğer rüküye yakınsa rüküye kalkar. Şayet efendim rüküye yakınsa o secdedeki durumu terk ettiyse o gecikme durumundan ötürü seyf secdesini yapar. Bununla beraber bir rivayete göre namaz kılan kişi henüz tam kıyama doğrulmamış ise kadeye yani oturuşa döner, vacibi terk etmez. İmam tam doğrulup kalktıktan sonra kadeye dönerse namazı bozulur. Çünkü bu takdirde farz olan kıyam bozulmuş ve namazın sırası büsbütün değiştirilmiş olur. Diğer bir görüşe göre bu durumda namaz bozulmaz. Yani iki görüş var. Bir görüş bozulur diyor, bir görüş bozulmaz diyor. Kendisi günah işlemiş olur ve seyf secdesi gerekir. Sünnet namazlarda ikinci rekatın arkasında oturulup da tahiyyat okunduğu üçüncü rekatta hatırlanırsa, bak dikkat buyurun, sünnet namazlarda ikinci rekatın arkasında oturulup da tahiyyat okunmadığı üçüncü rekatta hatırlanırsa bakılır. Eğer bu üçüncü rekat daha secde ile bağlanmamış ise oturmaya dönülür. Eğer bak bağlanmamışsa oturmaya dönülür. Eğer secde ile bağlanmışsa dönülmez. Secde halinde ise dönülmez. Diğer bir görüşe göre secde ile bağlansın veya bağlanmasın artık oturmaya dönülmez. Her iki durumda da seyf secdeleri yapmak gerekir. Evet. Dört rekattır farzlarda ikinci oturuş yapılmaksızın beşinci rekata kalkılacak henüz. Beşinci rekat için secde edilmedikçe oturuşa dönülür. Teşehhütten sonra selam verilip seyf secdeleri yapılır. Çünkü farz olan son oturuş geciktirilmiştir. Bu gecikme ise vacibi terk sayılır. Fakat beşinci rekat için secde yapılmış olursa bu nafileye dönülmüş olur. Artık buna bir rekat daha ilave edilir. Demin dedik ya tam ve altı rekatlı bir namaz kılınmış olur. Yani mesela sahih olan görüşe göre şu paragrafı bitireyim abi. Bu durumda seyf secdesi gerekmez. Bu mesele İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yusuf'a göredir. İmam Muhammed'e göre 5. rekatın secdesinden baş kaldırılınca namaz tamamen batıl olmuş olur. Buyur Ahmet abi. Abi çok uzun oldu yine de ben onu söyleyecektim. Estağfurullah. Namazından da bir soru sordum, sen de yordun. Ya estağfurullah. Ben şimdi bu şeyi abi, bitireyim dedim yani. Hocam şey, sebepten olduğum için. Estağfurullah. Arkadaşlar kes deseler keserim. Ya ben bunu nasıl ki lisan edelim olduğu gibi lisan öğrencinin de bir edebi var yani. Ya sen, biz şu anda yok. Hayır o saygı yok. Zaten bu zaman aşımaması şu anda mesela zamanımız epey zamanı aştık yani. Ali hocam bir şey sorayım. Buyurun. Bu dediniz ya namaz kılıyor. Akşam namazı mesela. Evet. Sesli okuması gerekiyor ama tek başına okuyor. Evet. Arkadan geldi adam. Evet. Onu imam olarak seçti ve durdu. Bunu arkadakini anlarsa adam. Misal anladı. Sesli okumazsa. İmamlığı kabul etmemiş olur dediniz. Tabii. Mesela yani arzu o yok, ikisinin de namazı sahihtir. Yani o mesela imam mesela efendim belki cemaat faziletini kaçırır, öbürü cemaat faziletini alır. Evet. Bitireyim mi, keseyim mi? Bitirelim. Ama gönülden. Evet. Peki. Dört rekatlı bir farz namazın son oturuşunda selam vermeden, ama bu işe sen sebep oldun Ahmet abi. Ya bu cezayı sen çekeceksin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu bir espri olsun. Espridir. Buyurun. Bir sorunuzu sorun. Öyle şey yapalım. Niyet getiriyoruz, secde ediyoruz. Böyle bir şey var değil mi?
Zaten niyetinizde, niyeti kalben mesela zaten o yani seyir secdesinin içerisinde zaten siz o seyir secdesini yani niyet getirseniz de getirmeseniz yapmak zorundasınız. Yani orada niyet şart değildir yani. Onu ha. Yani yapmanız niyetin kendisidir yani. Tamam mı? Evet. Dört rekatlı bir namazın bir farz namazı son oturuşunda selam vermeden yanılarak ayağa kalkılsa hem oturuşa dönülüp selam verilir ve seyir secdesi yapılır. Fakat beşinci rekat için secdeye varılmış olunca buna bir rekat daha ilave edilir. Bu durumda önceki dört rekat ile farz tamamlanmış olur. Diğer iki rekat da nafile sayılır. İstihsan olarak da seyir secdesi yapılır. Yani ne istihsan olarak yani mesela güzellik olarak yani seyir secdesi de yapılır. Ne olur? Farzın da tamamlanmış olur. İki rekat kıldığın namaz da nafileye döner. Efendim o seyir secdesi de daha güzel olmuş olur. Evet, doğrudur, doğrudur. İşte aynı bu ibarelere dayanarak söylemiştir. Akşam namazından sonra, ikinci oturuştan sonra, bir dördüncü rekatta sabah namazından sonra, oturuştan, namazında da oturuştan sonra bir üçüncü rekatta kalkılması da bu hükümdedir. Yani akşam ve sabah namazlardaki durum da aynı bunun gibidir. Dört veya üç rekatlı farz ve vitir namazların birinci oturuştan sonra yanılarak Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed denilmesi, İmam-ı Azam'dan bir rivayete göre bu teşehhütten sonra bir harf bile ziyade edilmesi seyif secdelerini gerektirir. Mesela şimdi tahiyyatı okuduktan sonra Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed dediği zaman yani o tahiyyata bir şey ilave etmemesi lazım. Yani ilk oturuşta. İkinci oturuş zaten okuyacak. İkinci oturuş zaten okuyacak. Evet. Yani bu şey olduğu için ziyade olur. Buna seyif secdesi gerektirir. Fakat paragrafı bitireyim. Fakat son duruşlarda teşehhütten sonra Kur'an okunması, dua edilmesi ise seyif secdelerini gerektirmez. Çünkü bu oturuşta dua ve hamd yeridir. Kur'an ise hem bu duayı hem de hamdi kendisinden toplar. Namaz zikirlerin duaları ve teşehhüdün tahiyyattan aşikare okunması da seyif secdelerini gerektirmez. Buyurun. Evet. Sünnette de okunabilir. Sünnette de caizdir. Farzlarda şey olmamıştır. Evet. Farz namazların son üçüncü ve dördüncü rekatlarda kasten susarak Fatiha ve bir diğer bir süre okunmaması bir hatadır. Fakat seyir secdeleri gerektirmez. Yanılarak sükut edilip Fatiha ve başka bir süre okunmasının seyir secdelerini gerektirir. İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf'a göre her iki halde de seyir secdeleri yapmak gerekir. İmam Ebu Yusuf'a göre. Namaz içinde bir rükün yerine getirilecek kadar düşünceye dalınsa, mesela adam namaz içindedir, işte efendim o anda bir düşünceye daldı. Efendim dalınsa, başlangıç iftitah tekbirini aldın mı almadın mı? Mesela diye acaba dedik ya acaba iftitah tekbiri giriş tekbiriydi. Bir manada tahrim tekbiri deniliyor. Yani tahrim tekbiri Allahu Ekber dediği zaman tahrim haram kılınma manasındadır. Çünkü sen mesela Allahu Ekber dediğin zaman birçok şeyler sana helalken haram oluyor. Mesela yeme içme helalken haram oluyor. Konuşma helalken haram oluyor vesaire buna benzeyen. O esnada o da dedi ki efendim acaba ben bu tahrim iftitah tekbirini aldım almadı mı diye o kadar düşünülürse dahi sonra tekbir alındığı hatırlansa veya alınmamış olması sanılarak tekrar bir tekbir daha alınsa seyir secdesi gerekir. Yine 3 rekat mı 4 rekat mı kıldığında şüphelenip durulsa veya Fatiha okunduktan sonra hangi sürenin okunacağı üzerinde düşünülse Allah razı olsun çok güzel izah etmiş yani. Bayağı mesela hoş bir şekil. Evet detaylarıyla. Yine seyif secdeleri gerekir. Çünkü bu durumlarda vacip geciktirilmiş olur. Bir rüknü veya bir vacibi yerine getirirken meydana gelecek bir dalgınlık, bir düşünce ise seyif secdelerini gerektirmez. Tam bir kalp huzuru ile namaz kılmak öyleyse herkese nasip olacak bir fazilet değildir. Bir kimse kıldığı bir namazı rekatlarında şüphelense bakılır. Kıldığı bir namazın rekatlarında şüphelense bakılır.
Eğer bu şüphe kendisinde ömründe ilk kez olmuşsa o namazı yeniden kılar. Fakat örnek sabah namazını kılarken bir rekat mı kıldım, iki rekat mı diye şüphelenip bir rekat kılmış olduğundan kalben hüküm verse ihtiyaten buna bir rekat daha ilave eder. Bu husustaki tereddütlerden dolayı seyif secdelerini yapar. Aksine olarak iki rekat kılmış olduğuna hüküm verdiği takdirde oturur. Teşehhütten ve selamdan sonra seyif secdelerini yapar. Her birine, hiçbirine karar veremediği takdirde de az olanı esas alır. Çünkü az olan kesinlik ve az olanda kesinlik vardır. Bu durumda bir rekat daha kılar. Ancak bu takdirde şüphelendiğinde rekatın sonunda oturur. Ancak ondan sonra kalkıp o rekatı da kılar. Çünkü önce iki rekat kılmış olması ihtimali vardır. Bu takdirde namazından sonra seyif secdelerini yapar. Uzadı mı biraz ya? Az kaldı. Buyur. Ayakta. He. Tekbir aldı. Evet. Fatiha'yı okudu. Bazıları diyor ki işte sağa sola selam verirsen namazı bozabilirsin diyor. Öyle bir şey var mı? Nasıl? Yani namazdan çıkabilirsin diyorlar. Yok, oturmadan, tahiyyat okunmadan çıkamazsın. Yani. O onun namazın çıkışı odur. Namazın çıkışı selam vermektir. Tamam, diyor ki ayakta diyor sen Fatiha'yı okudun. He. Kesin çıkman lazım. Ha, abdestin bozulma durumu gibi mesela bu tür hallerde ise fark etmez. Ama yani normal bir halde buyur. Selam versin vermesin fark etmez. Tabii yani şimdi bak şöyle bir şey de var. Abdest bozulma durumunda şayet diyelim ki efendim sen kalktın mesela bir rekatı kıldın abdestin bir şekilde sıkıntıya girdin. Selam vermeye gerek yok. Yani verebilirsin de vermeyebilirsin de. Eğer mesela yani şeyde genel bir kaydede şu var. Abdestin bozuldu. Kalktın, çıktın, gittin kimseyle konuşmadan efendim abdestini aldın, geldin geri kalanı tamam kalan şeyi tamamlayabilirsin. Tabii. Eğer mesela İmam Ebu Hanife'ye göre. Ama eğer mesela namazda çıktın, birisiyle konuştun tamam o namaz bitti yine kılman lazım. Ama abdestin bozuldu, çıktın. Çıktığın takdirde hiç kimseyle konuşmadan abdestini aldın geldin kaldığı yerde mesela 3 rekatın 3. rekatta kaldığı yerde tamamlayabilirsin. Ama konuştuysan o zaman efendim yalnız kendi kendine de konuşmayacaksın. Tamam evet. Yani eftal olan tamamı kılmaktır. Evet. Ama böyle bir şey de var yani. Onu da bilelim yani. Yanılmadan çıkamıyoruz değil mi hocam? He? Yanılmadan çıkamıyoruz. Yani şaşırdık. İlk namaza girdik. Elhamdan şaşırdık. He. Ha. Çıkma yok. Şaşırmada çıkma yok. Evet. Şaşırmadan seyif secdesi gerekir. Çıkarsa zaten namaz bitmiştir. Yani namazda çıktığın takdirde namaz bitmiştir. Ha. Ha. Abdest genelde abdest bozulmayla ilgili. Evet, genelde bununla ilgili. Şimdi namaz ama abdest bozulmadıkça namazdan çıkamazsın. Namaz kılıyorsun. Masada çocuk işte çek yatta börek var. Evet. Aşağı onda herhangi bir sakınca yok. Şimdi burada aslında çok garip şeyler var. Yani mesela konuşmayı getirir. Mesela şimdi konuşmadan mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mesela nafile namaza farz değil de nafile namazı kılarken Hazreti Ayşe anamız kapıyı çalmış. O da o yönüyle mesela gitmiş mesela kapıyı açmış gelmiş tekrar namaza aynı mesela ama önünü sağa sola çevirmeden. Yani bu şeyler vardır ama tabii şimdi bunları yine siz duymamış gibi olun. Duymamış gibi olun çünkü mesela bu Hanefi'de bu yok. Hanefi'de 3 hareket bir arada tekrarlandığı zaman o namaz bozulur. Bu diğer mezheplerde vardır. Yani onun için o böyle şeyler de var. Yani ama tabii bu ilmi meselelerde çok o ilim okumak lazım. Hocam bir şey soracağım. Ben buyurun. Konunun dışında ama bir tane takvim yaprağı buldum. Yerde takvim yaprağında şöyle yazıyor. İşte Hazreti onlar kendine biat etmeyenler, işte Hazreti onlara biat etmeyenler şeye sığınmış. Hazreti Ali'nin evine sığınmış. Ondan sonra Ömer gelmiş adamlarıyla işte kapıyı vurmuş.
Hazreti Fatıma kapıyı açmamış. Vurmuş Hazreti Fatıma'ya, bebeğini falan düşmüş, öyle bir şeyler, tablın eklemini falan koymuşlar. Öyle bir şey takvimde yazıyordu yani. Bu doğru mu acaba? Ben onun doğruluğuna bakmak için kaynağına bakmak gerekir. Kaynağı nedir? Hangi kaynaktır? Nereden gelmiştir? Ona bakmak gerekir. İstersen burada bırakalım. Biraz vakit de uzadı yani. Şimdi biraz daha var yani aşağı yukarı. Hayır, şimdi bu konu şimdi yani gerekli olduğu için mesela şimdi bu konu ile üzerinde yani bu biz bir daha mesela seyircilerse belki daha artık bu konuyu okumayız yani. Okuruz da öyle geçeriz yani. Namaz tamam. Peki. Ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedun nebiyyil ummiyyi. Evet. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena gfir lana ve li valideyna ve li cemi'il mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat el ahya'i minhum vel amuat inneke sami'un qaribu mucibu da'vat bir rahmetke ya erhamer rahimin ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavatı.